Yayınıma hoş geldiniz. Teknoloji devi Japonya, Türkiye'den Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 aldı. Japon medyası bu durumu manşetlere taşıdı. Bildiğiniz üzere Japon teknolojisinin büyüsüyle büyütüldük. Yani birçok ürün Japon ürünü olunca herkes övünürdü. Şimdi o Japon geliyor, eli Japon'u geliyor, Türkiye'den TB2, TB3, gerekirse Akıncı ve Kızıl Elma almak için sıraya giriyor. Ricalar yapıyor. TB3 Japon 2 izyumu sınıfındaki rahatça kullanabileceği, hatta bu savaş gemilerinde özellikle Hygüya sınıfındaki gemilerde bile bu TB3 ve TB3 sisteminin yanında birçok tabii ki dikey inişli ve çıkışlı SİHA'lar kullanabilmesi olası. Yani TB3 rahatlıkla inip çıkabilecek bir durumda. Ve oldukça, evet, yüksek bir platform bunların gibileri. Özellikle TB2'yi alırsa TB3'ü de kazanması ihtimal Japonya'nın. İzumi sınıfı 248 metre uzunluğundaki Hygüya sınıfı 197 metre uzunluğunda TB3 rahatlıkla kalkıp inebilir diye düşünüyoruz. Yani demem odur ki Japonya bölgesinde çok gergin, kırılgan bir fay hattına sahip. Sakın ha yanlış anlamayın, depremden bahsetmiyorum. Rusya ve Çin'le özellikle sınır ve adalar konusunda çok büyük sorunlar yaşıyor. Şimdi Japonların TB3'ü aldıklarında neden inceleyip sıkı dokudular diyorum. Özellikle hangi gemilerinde bunları kullanacaklar, iyice bir bakın isterseniz. Nimitz Class, Izumo Class, Hygüya Class. İşte bu savaş gemilerinde TB3 özellikle Japonların vurucu gücünü felaket arttıracak. Yani burada Japonlar çok karlı oluyor. Japon medyası bir anda ayaklandı. Japon medyası bir anda Japon bayrağının amblemini TB2'lere yapıştırarak şov yapmaya ve sevinmeye başladılar. Japonlar tabii ki güçlenmeyi ve milli duygulara sahip bir millet. Ve böylelikle Türkiye'ye sempatileri ve özellikle kendilerini çok daha korunaklı hissetmeleri Japonları çok sevindiriyor. Dedim ya, uzun yıllar Kemal Sunal, rahmetli Kemal Sunal'ın filmindeki robot karakteri ve birçok tabii ki Japon markasına benzeyen bazı isimlerle Yamato gibi birçok ismi kullanan firmaları hatırlıyorsunuz değil mi? Yani o teknolojiye büyük bir hayranlık ve tabii ki oyuncaklarda ve benzeri birçok sistemde Japon teknolojisi her çocuğun tabii ki bir oyuncak alımında bile hayaliydi. Yani gün geldi çattı. Bizden, evet bizden SİHA istemeye başladılar ve bunun tabii ki yazılımı bize ait. Ama ne olursa olsun savaş güçlerine güç katmak istiyorlar. Peki Japonlar neden bunları alıyor? Şimdi Rusya Ukrayna Savaşı'nda, Karabağ Savaşı'nda TB2 SİHA Bayraktar'la ilgili çok büyük darbe yedi mi? Sahada çok büyük kayıplar verdi mi? Tabii ki verdi. Moskova sınıfı en güvendiği, en güçlü savaş gemisini denizin dibinde buluverdi. Meteor füzeleri TB2 olmasa nasıl ulaşabilirdi oraya? TB2'nin şaşırtmacaları olmasa, TB2'nin işaretlemesi olmasa. Yani TB2 SİHA Bayraktarlar şu anda Rusya ve Japonya arasında asıllık çatışma bölgesi Kuril Adaları yönünde herhangi bir durumda, her an çatışmaya hazır bir konumda. Kuril sorunu bitmedi, aksine daha da arttı. Hele hele Japonya ile ilgili, evet Japonya ile ilgili bakarsak özellikle Ukrayna'da zayıflayan Rusya'nın bu bölgeden atılması umudu da bir o kadar daha arttı. Rusya diyor ki şu kadar ada benim, çentiklere bakın. Japonya diyor ki bu kadar benim değil, daha fazlası benim. Şimdi böyle olunca tabii ki savaş kaçınılmaz oluyor. İsterseniz Japonya ve Rusya'nın Kuril Adaları çıkmasına bir bakalım. Burada birbirlerinin topraklarını birbirlerine tabii ki yedirmeme arayışında olan bu sorunda özellikle Japonya, Rusya ile savaşın eşiğine gelebiliyor. Özellikle Ukrayna'ya desteği, Japonya'nın başta çekimser kalsa da daha sonra Ukrayna'ya desteği tabii ki çoğaldı. Yani burada Rusya'nın zayıflaması Japonya'nın da işine geliyor. 1855 yılında Japon egemenliğine giren 56 adadan oluşan Kuril Adaları, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rus egemenliği altındadır. Japonya, Itruap, Kumashir, Shikortan ve Habovi isimli dört adanın egemenliğini talep etmektedir. Bu nedenle Rusya ve Japonya arasında bir barış anlaşması imzalanamamıştır.
Adalar Rusya'nın Karadeniz'den sonra donmayan ikinci deniz bölgesinde yer almaktadır. Ayrıca Rusya'nın Pasifik filosunun Ohos'tan Pasifik'e geçişinde de adalardaki Rus egemenliği sayesinde sorunsuz gerçekleşmektedir. Yani adaların önemini gördünüz mü? Şu anda ok işaretleriyle bakın. Bu geçiş nasıl sağladığına bakın. Özellikle Rusya'nın keşfettiği potansiyel gaz hidrat alanları var orada. Evet, bu var bir kere. Yani Rusya'nın burayı bırakması imkansız gibi. Rusya büyük bir tabii ki felaket, Rusya büyük bir yıkım yaşamadıkça burayı bırakacak gibi görmüyor. Rusya'nın enerji ve güç artırım rotası buralar. Yani ne kadar önemli olduğunu anlayın. Rusya'nın evet Pasifik'e geçiş ve adalardaki Rus egemenliği sayesinde sorunsuz gerçekleşiyor filosu. Yani bu kadar stratejik bir yeri bırakacak gibi görünmüyorlar. Ama Japonya'da ben buradan vazgeçer gibi görünmüyorum diyor. İş böyle olunca tabii ki aradaki gerginlik ve Kuril Adaları yönündeki bu buz gibi gerginlik haddinden fazla ilerliyor. Rusya ise buradaki tabii ki avantajını kullanarak kendisine tabii ki avantajlı bir bölgeden çıkmaması konusunda motive ediyor. Şimdi Çin'le de sorunlar yaşayan bir Japonya ile karşı karşıyayız. Japonya ile Çin arasında da bir adalar gerginliği geldi, aldı başını gidiyor. Yani Çin yayılmacı ruhunu ve güçlenen durumunu avantaja çevirerek çok daha fazla alan kapsama derdinde. Özellikle son dönemde dijital teknolojide çok önemli bir ilerleme kaydederek Japonya'nın mekanik teknolojisinin önüne geçen Çin'in yayılmacı ruhunu askeri alanda da arttırma niyeti çok açık. İşte Japonlarla Çinliler arasındaki özellikle gerilimin olduğu adalar şu anda işaretlediğimiz yerde. Çin buralarda hak iddia ediyor. Japonya ise kendi deniz sahanlığında olduğunu söyleyerek tabii ki bunu defalarca karşı tarafa iletiyor. Yani burada bu olaylar olurken Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya ile ilişkilerinin neden bu kadar iyi olduğunu anlamak güç değil. Bu kadar gergin bir coğrafya ve gücün yanında kendisini korumak ve adalarına sahip çıkmak isteyen Japonya'nın askeri yönden güçlü olması çok zaruri. Ya evet, Japonya F-35 alımından bir nebze tabii ki memnun olsa da memnun olmadığı noktalarda çok fazla. Hem kaza kırıma uğrayan bu uçaklar çok maliyetli. Bir taraftan da özellikle kalkış ve inişlerinde Amerika Birleşik Devletleri izni Japonların gururunu kırıyor. İşte dedim ya, TB2 bayraktarların ve TB3'lerin özellikle çok sayıda üretilmesiyle, bunu deniz gemilerine konuşlandırmalarıyla bölgede önemli bir kuvvet olmaların önü açık gibi. Çünkü çok sayıda vurucu güç ve özellikle hava savunma sistemleriyle keşfedilemeyen bu sistemlerle vurulan Çin'in veya Rusya'nın bölgede Japonya'ya karşı çok da hükümran bir politika gütmesi olası değil. Kendini denizlerde ve karada çok daha güçlü hissetmek isteyen Japonya'nın gerçekten bu TB2 alımı oldukça güzel. Hele hele bir TB3'e bakalım isterseniz. Bayılmamak elde değil. Gerçekten muazzam ve hoş bir uçak. İşte bunlar gerçekten güzel bir an. Türkiye nereden nereye, teknoloji devi bir ülkeden bizim teknoloji robotumuz, yani uçan robotumuza büyük bir talep ve sıraya girmeler. Ne kadar sevinsek ve övünsek az gerçekten. İşte Eli Japon'u geliyor, Türkiye'nin robot uçakları, teknoloji uçaklarıyla ilgileniyor ve sevine sevine sipariş vermek ve almak için ihalelere katılıyor. İşte geldiğimiz nokta. Lütfen bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Doğal ve sade bir anlatımla ve bu yayınlarıma destek için kanalıma abone olun, videomu beğenin ve sevdiklerinizle paylaşın. Hoşça kalın.